Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında Bakara suresinin 219. ayetinin sosyal hayatımızla ilgili olarak önümüze serdiği ibret tablosuna bakmaya çalışacağız. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ne bağışlayacaklarını sana soruyorlar. İhtiyaçtan fazlasını de. Ne bağışlayacaklarını sana soruyorlar. İhtiyaçtan fazlasını de. İşte Allah düşünmeniz için ayetleri size böyle açıklıyor. Evet değerli izleyiciler, ihtiyaç içerisinde bulunanları gözetmek Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde vurguladığı bir konu. Sürekli olarak Kur'an-ı Kerim bizi bu yönde düşünmeye, çabalarımızı bu yöne yöneltmeye teşvik etmiş. Ancak bu konuda kesin sınırlar çizmemiştir. Çizilmediği için bu ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi sorulmuştur ne kadarını bağışlayalım diye. Burada da ayet-i kerime cevap olarak bir sınır çiziyor ve diyor ki ihtiyaçtan fazlasını. Ama bu ihtiyaç nedir, ne değildir bunu açıklamıyor. Bunun ayrıntısına girmiyor. Yine umumi üslubun içerisinde Kur'an-ı Kerim burada genel bir çizgi, genel bir hat çizerek, bir yön göstererek orada her bireyin kendi istidatlarını ortaya çıkarmak ve birbirleriyle insanları, inananları bir hayır yarışına, iyilik yarışına sevk etmek istiyor. Şimdi bu ihtiyaçtan fazlasını bağışlamak deyiminin hem ihtiyaç sahibi olana hem de bağış yapacak olana, hem bağışlayana hem de bağışlayanana yönelik bir adalet yönü var. Bir defa bağışlayan kendisine muhtaç duruma düşürmeyecek bir şekilde bağışlama yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakılıyor. İhtiyaçtan fazlasını dendiğine göre bir defa kendi ihtiyacını gözetecek, kendisini yoksul duruma, muhtaç duruma düşürmeyecektir. Diğer yandan bağışlanan noktasından, muhtaç olan kimse açısından da bu ayetin getirdiği bir teşvik var ki o da bağışlanacak olan kimseyi ihtiyaçtan fazlasına göz dikmek yerine muhtaç olanlara gözetmeye sevk ediyor. Böyle hem adaleti gözeten hem de insanların dikkatlerini, çabalarını hayra, kendi hemcinslerini düşünmeye yönelten bir teşvik var bu ayet-i kerimede. Ancak burada cevaplandırılması gereken de bir soru karşımıza çıkıyor. İhtiyaçtan fazlası dendiğine göre ve Kur'an bunu ayrıntılandırmadığına göre bu soruyu biz cevaplandıracağız. İhtiyaç nedir? Nerededir? Nerede başlar? Nerede biter? Ne kadardır? İşte buna zamana, zemine, toplumlara, bireylere, toplum içerisindeki sınıflara göre değişik değişik cevaplar vermek mümkündür. Öyle zaman olur ki insanların hayalinden geçmeyecek kadar lüks olan şeyler bir başka zamanda en temel ihtiyaç maddeleri arasına girebilir. Mesela bugün bir buzdolapsız evi hemen hemen kimse düşünemez. Ama buzdolabı sahibi olmanın çok büyük bir lüks olduğu zamanlar da vardı ve bu zamanlar çok uzağımızda değiller. Mesela 1920 yılında Amerika'da sadece 200 ailenin sahip olduğu buzdolabı gürültüsü yüzünden ancak bodrumlarda tutulabilen bir buzdolabıydı. Ve böyle bir şeye sahip olan sadece dünyada 200 tane aile vardı. Şimdi o günlerle bugünlerin kıyaslayın ve aradaki günlük hayatımızın içerisine girmiş olan ve vazgeçemeyeceğimiz ihtiyaç maddelerini bir saymaya kalkın. Onun için bütün zamanlar için, bütün toplumlar için geçerli olabilecek bir ihtiyaç çizgisi çizmek mümkün değil, doğru da değil. Hatta insanlar kendi hayatı içerisindeki ihtiyaç çizgisini bile zaman içerisinde çok rahat bir şekilde hem de çok hızlı bir şekilde değiştirebilirler. İsterseniz buna
şu an için sizin için vazgeçilemeyecek olan ihtiyaç listelerini bir düzenlemeye çalışın. Yani şunsuz şunsuz yaşayamam dediğiniz şeylerin bir listesini çıkarın. Sonra da o listeyi 10 sene önceki hayatınızla bir kıyaslayın. Onlardan bir kısmının yer almadığı bir hayatı pekala yaşamış olduğumuz sonucuna varabilirsiniz. Şimdi bu listeyi de bundan 10 sene sonra gözden geçirdiğinizde dönüp bugüne baktığınız zaman o güne nispetle bir hayli fakir, ihtiyaç içerisinde bir hayat yaşamış olduğumuz sonucuna da varabiliriz. Şimdi bunlar da hayatımızın artık tabii akışı içerisinde bir parçası haline gelmiş olan şeyler. Ama kabul etmekte zorlanmamız gereken bir başka unsur var ki, işte bu ihtiyaç listesini biz kendimiz, kendi özgür irademizle belirleyemiyoruz değerli izleyiciler. Eğer bu ihtiyaç listesini kendimiz belirleseydik, yani Allah'ın bize tanımış olduğu sınırlar içerisinde kendi irademizi kullanarak şu kadar benim ihtiyacımdır, bundan ötesi de ihtiyacım yoktur diyebilseydik bunda bir sorun çıkmazdı. Ancak bu ihtiyaçlara bizim neye ihtiyacımız olduğunu maalesef biz değil bizden başkaları belirliyor. Reklamlar, görenekler, her gün önümüze çıkarılan şeyler, çevre baskısı, modalar gibi şeyler bizim bir gün aklımızdan bile geçmeyen şeylere bir başka gün vazgeçilmez ihtiyaç olarak hayatımızın içerisine sokuyor ve biz bunun karşısında hiçbir şey diyemiyoruz. Farkına varmadan pek çok şeyin bizim ihtiyaç listemiz içerisine girdiğini görüyoruz. Şimdi burada durup da ciddi bir muhasebe içerisine girmemiz ve şu ayetin ışığında kendi kendimize bir soru sormamız lazım. Bu iş nereye varır diye. Bu iş nereye varır? Yani her gün bizim irademiz dışında artan ihtiyaçlarımızla geçen bir hayat bizi nereye götürür? Cevabı son derece açık. Kendi haline bırakıldığı takdirde bu işin varacağı yer aynen dünyanın bugünkü durumudur değerli izleyiciler. Dünyanın bugünkü durumundan daha iyi bir noktaya şu gidişle varmak mümkün değildir. Herkesin ancak kendi iştahının tatminine yöneldiği, kendi arzusundan başka bir şeyi gözünün görmediği bir dünya, kimsenin kimseyi umursamadığı bir dünya böyle bir gidişin neticesidir ki bu da aynen içinde yaşadığımız dünyanın halidir. Fakat bu işin ibret alınacak bir başka yönü de var ki insanlar böylece kendi menfaatlerin, kendi arzuların peşine koşup hemcislerini hiç umursamaz bir şekilde yaşadıkları halde varlıklarını ne kadar artırırlarsa artırsınlar, o peşinde koştukları doyuma, huzura hiçbir zaman erişemiyorlar. Onlar daha çok şeye sahip oldukça doyumdan da huzurdan da daha çok uzaklaşıyorlar. Varlıkları belki fazlalaşıyor, fakat varlıklarından çok ihtiyaçlar da fazlalaşıyor. Daha çok şey sahip oldukça, daha çok şeye malik oldukça daha da çok yoksullaşıyoruz. Çünkü ihtiyacımız artıyor. Onun için ihtiyaçtan fazlasını diyebilecek bir noktaya hiçbir zaman gelemiyoruz. Bediüzzaman'ın tabiriyle bu medeniyet insanı çok fazla şeye muhtaç ettiği için insanı zenginleştirmiyor, yoksullaştırıyor. Ve böyle gittikçe yoksullaşan insanlar nerede ihtiyaç fazlasını bulacaklar da başkalarına bağışlayacaklar. İşte bu sorunun çözümü Kur'an'ın bize gösterdiği yöndedir değerli izleyiciler. Medeniyetin, bugünkü dünyanın, bugün dünyada egemen anlayışların, modaların değil, Kur'an'ın bize gösterdiği yöndedir. Yani bir yere bakıp da burası artık benim ihtiyaç sınırımdır diyebilecek bir yere gelmemiz, bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Bu neresidir? Bu çizgi ne kadar aşağıda, ne kadar yukarıdadır? Her bireyin buna vereceği farklı cevaplar bulunabilir. Bu o kadar önemli değil. Bu arkadan gelecek. İkinci derecede bir mesele. Asıl önemli olan şey insanın bir yere bakıp da burası bana yeter. Bir çizgi çizip bundan aşağısı benim ihtiyaç
listemdir. Bundan ötesine benim ihtiyacım yok. Bunlarsız da yaşarım ve yaşayacağım diyebilmesidir. Ancak böyle bir iradeyi ortaya koyduğu zaman insan bu dünya hayatında duyumu yakalayabilir. Çünkü insan o zaman hayatını eşyayla değil, ihtiyaçla değil, tüketimle değil, daha başka bir idealle doldurmuş demektir. Bir idealle hayatlarını dolduran ve anlamlandıran insanların sürekli olarak ihtiyaç maddelerini yükseltmek suretiyle doyum aramaya, haz aramaya ihtiyaçları da yoktur. Şimdi birçoğumuz bu konuda ihtiyaç listesini çok yukarılarda çizebiliriz. Birimizin kendimizi muhtaç görmediği şeyleri bir başkamız olmazsa olmaz gözüyle de bakabilir. Bu o kadar önemli değil. Ama önemli olan şey evvela Kur'an'ın şu uyarısına kulak vermek ve bir yerde ihtiyaç çizgisini çizmek, bu kadarı bana yeter diyebilmektir. Şimdi bunu dediği zaman, diyebildiği ve uygulayabildiği zaman evvela kendi hayatında ipleri ele almış, kendisini peşine takmak isteyenlerden hayatını kurtarabilmiş demektir. İkinci olarak da ihtiyaç fazlası şeklinde bir kavram hayatına girdiğinde o ihtiyaç fazlasının yönlendireceği yerlerde görüş alanına girmiştir. Yani hemcinslerinin durumu, yani kendisinden başkalarını da düşünecek duruma gelmiş demektir. İşte bundan sonrası artık bir gelişmedir. İhtiyaç çizgisi zaman içerisinde biraz daha aşağılara da indirilebilir. Hemcinslerini düşündü, kendinden başka insanları da düşünmeye başladığı zaman insan her gün yeni bir terakki içerisinde daha fazla da düşünmeye başlayabilir. Ama ne olursa olsun bir defa bunu diyebilmek önemlidir. Ondan sonrası artık insanın üzerinde düşünerek geliştireceği çözümlerdir ki ayet-i kerime zaten sözü buraya getiriyor ve ayetin sonunda şöyle buyuruyor ki işte Allah düşünmeniz için ayetleri size böyle açıklıyor. İşte bizim düşünmemiz, bu dünya hayatında düşünmemiz gereken şeyler bunlar. Düşünen insanlar için İhtiyaç fazlasını bağışlama emri artık onların içindeki tüm o fazilet yeteneklerini ortaya çıkaracak, gün ışığına çıkaracak ve onlara alabildiğine gelişme zemini hazırlayacaktır. Evet, değerli izleyiciler, bugünkü Ayetler ve İbretler programında sosyal hayatımızla ilgili olarak Bakara suresinin 219. ayetinin gösterdiği bir ibret tablosuna dikkatlerimizi yoğunlaştırmaya çalıştık. Bir sonraki Ayetler ve İbretler programında buluşmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.